Müslüman Türklere karşı etnik temizlik amacıyla başlatılan ve soykırım niteliğinde olan savaş nedeniyle 30 Kasım 1992 tarihinde Nadir Latif İslam tarafından kurulmuş ve Nadir Latif İslam'ın başkanlığı 99 yılına kadar devam etmiştir. Sayın Dışişleri Eski Bakanım, Sayın Büyükelçilerim, Sayın Müsteşar Yardımcım, protokolün çok değerli üyeleri, saygıdeğer konuklar, basınımızın değerli temsilcileri. Bosna'da barışı sağlamak ve korumak felsefesiyle kurulmuş olan Adapazarı Bosna Hersekliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle düzenlediğimiz programa hepiniz hoş geldiniz. Bosna Hersek Büyükelçimiz, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosumuz ve burada bulunan Bosna Hersek'ten gelmiş çok değerli misafirlerimiz. Dobrosto došli, puno zahvaljujemo, ovu noć zajedno smo. Puno zahvaljujemo. Zahvaliyorum. Çok değerli konuklar. Aramızda birbirinden çok değerli misafirlerimiz var. Sayın Behiye Çak kardeşim derneğin kuruluşundan bugüne kadar bize bir takım bilgiler verdiler. Çok değerli doktorumuz Sayın Süleyman Gündüz derneğin kuruluşundan bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili çok önemli bilgiler sundular. Bıraksak sabaha kadar konuşabilir. Ancak kimseyi sıkmadan bu gece çok değerli dostları selamlamak için söz almış bulunuyoruz. Bosna Hersek sevdalısı birçok dostumuz bu akşam burada. Biz Türk milleti olarak 1992'de başlayıp 6 Nisan 1992'de başlayıp 15 Aralık 1995'te Dayton Anlaşması'yla sona erdirilen bir soykırımı yaşadık. Dünyada deniyordu ki 21. yüzyıla giriyoruz. 3. milenyuma giriyoruz. Artık dünyada kötülükler olmaz, katliamlar, zulümler olmaz. Diyalogla, İyi ilişkilerle insanlar mutlu ve müreffeh yaşayabilirler diye bir inanç vardı. O inanç öyleydi ki 6 Nisan 1992'de zaman 21. yüzyıl, mekan Avrupa'nın ortası Bosna Hersek. Ama olmaz denilen maalesef orada oldu. Şunu belirtmek istiyorum. Biz ülke olarak ordumuzla, ekonomimizle güçlü olmak her an başımıza bir felaket gelebileceğini düşünerek hazırlı olmak durumundayız. Türk halkının topyekün Bosna Hersek için ayağa kalktığını gördüm. Şu salonda ben istirham ediyorum. Bosna Hersek'ten ailesi göç etmeyen kişiler var mı? Şöyle bir ellerini kaldırabilirler mi? Evet. Çoğunluk Bosna Hersek'ten göç etmeyen Bosna Hersek dostu Türk vatandaşlarımızda. 4 yıl boyunca biz Türk vatandaşlarımızın Bosna Hersek için kilitlendiğini gördük. Her şerden bir hayır çıkar. Türkiye'de Balkanlardan göç edenler o kadar rahat ortamda yaşıyorlardı ki hiçbir zaman Bosna Hersek Kültür Dernekleri diye bir dernek kurma ihtiyacını duymadılar. Ancak 1992'de soykırım, katliam başlayınca Türkiye'de dernekler kurulmaya başlandı. Bugün Bosna Hersek'te barış ortamı var. Çok modern kanunlar,
yürürlüğe girmektedir. Bu kanunların en önemlisi de biraz evvel Muzaffer kardeşimin, Sayın Güneş'in belirttiği serbest ticaret anlaşmaları, gümrük muafiyeti gibi anlaşmalar. Biz Bosna Hersek bizden artık yardım beklemiyor. Orada bizden iş yeri açmamızı, iş yeri kurmamızı ve turist olarak Bosna Hersek'e ziyaret etmemizi bekliyorlar. Benim sizlerden istirhamım, çok değerli konuklardan istirhamım, her biriniz Bosna Hersek'e gitmemiş komşunuzu, arkadaşınızı, kim varsa yakınınızı elinden tutup Bosna Hersek'e götürün, Bosna Hersek'e tanımasını sağlayın. Bosna Hersek'in bu desteğe ihtiyacı var. 2 yıl evvel yine Sayın Güneş ile birlikte Bosna Hersek'te yapılan bir ekonomik foruma katıldık. 17 yıl geçti savaştan bu yana. 17 yılda Bosna Hersek'e dış ticaret, dış sermaye 8 milyar euro gelmiş. 17 yılda. Bosna Hersek nasıl ayakta kalıyor? İşte bu soykırım, katliam sırasında 1,5 milyona yakın Boşnak soydaşlarımız dünyanın her yerine dağıldılar. Göçmen olarak, diaspora dediğimiz topluluk. Her yıl Bosna Hersek Merkez Bankası'nın kayıtlarına göre diaspora, Bosna dışında yaşayan göçmenler her yıl 5 milyar euro Merkez Bankası'nın kayıtlarına göre Bosna Hersek'e para gönderiyorlar. Demek ki Bosna Hersek'e bugün dış sermaye değil, diasporanın Bosna Hersek'e gönderdiği paralar ayakta tutmaktadır. Bosna Hersek için herkes bir şey yaptı. Savaş zamanı Sayın Aksu oradaydı, Sayın Gündüz oradaydı. İsimlerini ayrı ayrı zikretmeyeyim. Birçok değerli dostum oradaydı. Savaş zamanı orada bulunan bu dostlarımızın yanında bir dostumuz daha vardı. Efsane Bosna Hersek'te görev yapan Türkiye Büyükelçisi Sayın Şükrü Tufan. Efsane Büyükelçi olarak Bosna Hersek'te görev yaptı. Bosna Hersek'te gezersiniz çarşıda, herhangi bir dükkanda Sayın Şükrü Tufan'ın fotoğrafını görürsünüz. O kadar etki yapmıştır. Orada bir can dostları kazanmıştır. Bosna Hersek onu unutmadı. Biz de Bosna Hersek'i unutmadık. Çok değerli konuklar, sizleri Bosna Hersek Fahri Konsolosu, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu'nun kurucusu ve onursal başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Var olun, sağ olun değerli dostlarım. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yanlış takdim etmemek adına sizi tanıyabilir miyim sizin ağzınızdan? Ben emekli Büyükelçi Şükrü Tufan, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki ilk büyükelçisiyim. Evet. 92-96. Özellikle konuşmalar yapılırken siz işaret edildiniz. Belli ki. Ben çok şeyler paylaştım. Çok şeyler paylaştığınızı biliyorum. Bu çok şeylerin bir kısmını da bizimle paylaşır mısınız? Tabii, büyük bir memnuniyetle. Büyük bir çok memnuniyetle. Teşekkür ediyorum. Bosna Hersek'te aklınızda çok şey kalmıştır ama en önemlilerden bir konuya değinir miyiz? Valla Bosna Hersek'te o kadar çok şey paylaştım ki Boşnak kardeşlerimizle. Hepsini teker teker saysam ne zaman mümkün müsait değil, ne bir şey. Şunu için, kısaca evet. Belirtmek isterim. Ben bir diplomat olarak Bosna'da 40 yıllık devlet hizmetinden sonra tabii büyükelçi olarak görev yaptığım sırada Bosna'da bir diplomalı olarak öğrendiğim çok şeyi orada bıraktım. O anlamda fakirleştim ama bir insan olarak çok zenginleştim. Ben Bosna'da çok şey öğrendim. Her insanın hayatında bir dönüm noktası vardır. Benim meslek hayatımda Bosna bir başlı başına bir dönüm noktasıdır. Biz oradaki insanların yaşadıkları o büyük insanlık ayıbında
bir parça belki yanlarında olmakla bir katkıda bulunmaya çalıştık. Ama asıl zafer, asıl muvaffakiyet onlarındır. Umarım bir sürü konuşmacının değindiği gibi Bosna'da her şey daha iyiye gider. Şu anda Dayton Anlaşması belki kanı durdurmuştur ama bence kanama devam ediyor. O açıdan herkes bu noktaya dikkat çekti. Boşnak kardeşlerimizin evvela kendi birlik ve beraberliklerini güçlendirip ona göre asırlar boyu birlikte yaşadıkları o insanlarla birlikte nasıl yaşayacaklar onun çaresini aramaları lazım. Çünkü Bosna Hersek'in tek yaşama şansı multipluralistik niteliğini korumasıyla mümkündür. Ve geçmişi unutmayacağız ama birçok konuşmanın dediğin gibi rahmetli tanımak bahtiyarlar için rahmetli İzzet Begoviç'in belirttiği gibi intikam yok ama geçmişi unutmayacağız. Allah ona rahmet etsin. O gerçekten bazılarının tanımladığı gibi bir bilge kraldı. Ve ben onun tarih ehlisinden ne derler ona onun ne diyeyim ben rahle-i tedrisinden geçmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bir büyükelçi olarak, bir diplomat olarak ama her şeyden bir insan olarak, bir Müslüman olarak kendisinden çok şeyler öğrendim. Kendisini rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Biz de teşekkür ediyoruz ayırdığınız bu zaman için. Çok teşekkür ederim. Benim bu Rumeli'de sadece Bosna değil. Ben bir de Gümülcine Başkonsolosluğum var benim. Ne güzel. Ne güzel. Meslek hayatımda hep oralarda dolaştım. Benim için bir bahtiyarlıktı. Gerçekten bir bahtiyarlıktı. Herhalde çocuklarıma bırakacağım mirasların başında bu yaşadığım, paylaştığım güzel şeyler olur. Benim oğlum da bu meslekte. O da benim yolumda devam ediyor. Ne güzel. Ne mutlu size. Ne mutlu bize sizinle. Teşekkür ederim. Lütfen. Az da olsa. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler, saygılar. İyi hürmetler ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Çok güzel bir konuşmanız oldu. Sizi tanımak istiyorum. Benim adım Mehmet Ali Erdoğan. Emekli tümgeneralim. Evet. Dedelerim Karadağ'dan 1902-3 yıllar arasında Türkiye'ye göç etmişler. Babam burada doğmuş. Ben silahlı kuvvetlere intisap ettim. Subay çıktım. Mütakiben general oldum. Albaylık dönemimde Sırbistan'da, eski Yugoslavya'da daha doğrusu Belgrad'da askeri ateşçilik yaptım. Yugoslavya'nın dağılmasına bizzat şahit oldum. Evet, 1987-1990 yıllar arasında Yugoslavya'nın dağılma sürecinin çok hızlandığı bir dönem ve nihayetinde 90-91'de dağılma başladı ve dağıldı Yugoslavya. Evet. Ben de Makedonya asıllıyım. 10 yaşında Türkiye'ye geldim. Eski Yugoslavyalıyım dolayısıyla. Evet. Neler yaşadınız özetle o dağılma süreci içinde efendim? Anılarınızın içinde generalimiz olarak çok önemli şeyler yaşadığınızı düşünüyorum. Ben diplomatik bir misyon içerisinde askeri ateşi olarak Belgrad'da görev yaptım. Dağılma gittiğim zaman dağılma başlangıç safhasındaydı. 3 sene içerisinde Slobodan Milošević'in hızlandırmasıyla Yugoslavya'yı dağıttılar. Evet. Sırplar daha büyük bir Sırbistan'a sahip olmak için bir hareket başlattılar. Ancak maalesef demeyelim, çok şükür o başlattıkları hareket akamete uğradı. Ülkeler parçalandı gibi göründü ama esasında parçalanmadılar. Küçük küçük cumhuriyetler kendi benliklerine daha çok sahip çıkaraktan eski Yugoslavya topraklarında yaşamaya devam ediyorlar. Bunlar arasında sadece bizim Boşnaklar yeteri kadar bu paylaşımdan hak ettikleri mevkiyi, durumu maalesef kazanamadılar. Hala da kazanmış değiller. Bir savaş demeyelim de yani bir mücadele veriliyor orada. Bu konuda bu mücadeleye Balkanlarda su içmiş bütün toplumların katkı sağlaması ve yardım etmesi lazım. Evet. Dağılma sürecinin hemen akabinde neler yaşandı efendim? Sizin göreviniz sonuçlandı mı dağılma süreciyle beraber Yugoslavya'nın? Dağılma sürecin içerisinden ben 90'da döndüm. Askeri ateşeydim Belgrad'da. Daha sonra 94-95 yıllar arasında Türk Birlik Komutanı olarak tekrar Bosna'da görev aldım.
Dolayısıyla savaş döneminde orada yaşadım. Savaş döneminde orada yaşadım. Orada da çok şeylere şahit oldum. Çok şeylere şahit olduk. Evet. Bunları tabii böyle kısa ayaküstü anlatacak. Tabii tabii ama durumda değiliz. Bir anınızla kapatalım efendim. Bosna Hersek. Bosna Hersek benim için gözyaşıdır. Halen mi öyle? Halen öyle. Onu ifade eder gibi bir konuşmanız olur. Evet, halen öyle çünkü ciddi olarak halen Bosna Hersek'e sahip çıkamıyoruz maalesef. Ekonomik destek veremiyoruz. Özellikle ekonomik ve kültürel desteği tam olarak veremiyoruz. Evet, onu ifade etmiştiniz konuşmanızda. Büyük şirketlerimiz organize olamıyorlar. Oradan kaynaklanan da büyük problemler var. Bürokratik problemler çok. Ama bunlar aşılamayacak problemler değil. Orası Türk milletinin, Türk ulusunun en uç kalesi. O kaleyi iyi tutmak lazım, sahip çıkmak lazım. O kaleyi kaybedersek, o Balkan savaşları gibi geriye geriye doğru gideriz. Diğer kaleleri de kaybederiz. O uç kalesidir. Onu iyi tutmak lazım. O insanlar Türkiye için canını verirler. Türkiye'yi çok seviyorlar. Zaten kökleri çoğunun Anadolu'dan gitmiş insanlar. Türk hasretiyle devamlı yanan insanlardır. Onlara mutlak suretle sahip çıkmak zorundayız. Herkes elini taşın altına sokmak mecburiyetinde. Bu arada Bosna Hersek kökenli olup da Türkiye'de büyük şirketlere sahip iş adamlarımıza da seslenmek istiyorum. Bürokratik zorluklar nedeniyle Bosna'da yatırım yapmak istemiyorlar. Bunu hükümetimizle müştereken yapacakları çalışma sonunda kırmak zorundalar ve orada mutlak surete yatırımlar yapmak zorundalar. Başkaları yatırım yapıyor oraya. Gençler ümidini kaybediyor. İş bulamıyorlar. Dolayısıyla bu mutlak surette Türk devleti tarafından sağlanmalı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu bilgileriniz ve ayırdığınız zaman için. Estağfurullah. Böyle çok, ayaküstü oldu ama kusura bakmayın. Tamam. Yani daha söyleseydiniz konuşurduk. Evet. Efendim iyi akşamlar i̇yi diliyorum. Akşamlar. Sizinle milletvekili olmadığınız günlerden önce bile gazeteci evet. olarak evet. röportaj yapmıştım. Evet. Aradan yıllar geçti. Yine sizinle röportaj yapabilme evet. mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi ben bir şey sorayım ilk önce. O milletvekili olmadan önceki röportajınızın bir kopyası var mı elinizde? Var veya yok? Bilemiyorum, bakmam lazım. Tercüman gazetesi adına çalışıyordunuz. Tercüman gazetesi adına çalışıyordunuz. Evet, evet. Sizde bir notlarınız varsa onu bana bulabilirseniz çok memnun olacağım. Niye? İnşallah. Ben de öyle bir çalışma üzerindeyim. Evet, şimdikiler evet. var, tamam oluyor röportaj da eskiler daha çok şeye kıymetleniyor. Doğrusunuz. Tıpkı markası eskimiş otomobil gibi. Doğrusunuz. Eski marka antika otomobiller evet. yenilerin en pahalısından daha pahalıya çok haklısınız. Çıkıyor. Onun gibi diyorum. Evet. Evet. Şimdi efendim sevgili seyirciler, sevgili izleyicilerimiz, Sayın Nadir Latif İslam'ın şimdi de gelini milletvekili, Sakarya milletvekili ve eşiyle de birlikteyiz. Biraz sonra kendisini de evet. tanıyacağız. Şimdi bu gece de neler hissettiniz efendim? Ne zaman? Bu gece. Bu gece çok çeşitli konularda ilgim tazelendi. Fakat hazırlıklı olmadığım için bir konuşma cesareti de bulamadım. Niye? Anlatacaklarım o kadar çok olurdu ki bütün hatiplerin konuşmalarının süresini doldururdum, aşardım. Doğrusunuz. Ama yanlış bir iş yapmadığımızı gördük. Fakat son konuşan bir konuşmacı vardı. Bosna'nın gelecekteki durumu bakımından dikkat çekiciydi. Belki silahlı savaş olmaz ama ekonomik bakımdan Bosna yıkılır kaybeder bu işi meselesi. O gerçekten çok önemli geldi bana. Silahla belki yok edemezler Bosna'yı ama Bosna devleti yok olduktan sonra bir manada Türk, tarihteki Türk etkinliği de yok edilmiş olur. Zaten eski Yugoslavya diyelim, Müslümanların öyle küfürleri olmaz. Ama dilleri benzediği için küfredecekleri zaman kötü olarak hadi oradan Türk derler böyle kızarak.
yani bizdeki affedersiniz daha kötü bir kelimeyi onlar Türk kelimesine yapsetmişler. O bakımdan Bosna'yı sadece Bosna'nın bir kısmını işgal etmek, insanlarını dağıtmak için hedeflemiyorlar düşmanlar. Ya Osmanlı'dan intikam alıyorlar. Ali Ezzet Begoviç'in intikamcı olmayınız tavsiyesinin kökeninde bu duygu yatıyor. Tabii bu duygunun temeli de inancımız bizim. Allah'ın kelamıdır bu. Evet. İslamcı, intikamcı olmamak lazım. En iyi hareket çok kötülüğünü gördüğünüz kişiyi bile bağışlayabilmektir. Bunu Peygamberimiz hayatında da gösterdi, ispat etti. Kendisini öldürmeye kastedenleri bir kelimeyle affetti, bağışladı. Mekke işgal ettiği zaman İslam ordusu, Mekkeliler hepsi gelmişlerdi. Endişeliydiler kendi hallerinden, akıbetlerinden. Çünkü Resulullah'a karşı yaptıklarını biliyorlar, hepsi onlar yaptılar. Ama serbestsiniz dedi ondan sonra. Şimdi bu konuda konuşma uzayabilir. Siz söyleyeyim parantez içinde başka soruları da var mı? Ben evet. Şöyle evet. Soracağım. Biraz önce bu benim oğlum dediniz. Evet. Bu benim oğlum evet. Dediğiniz evet. Doktor beyefendiyi evet. De tanımak ve sizden de biraz geceyle ilgili hem tanımak hem görüş almak istiyorum efendim. Adım Bahadır İslam, tıp doktoruyum. Sağlık Bakanlığı görevlisiyim. Mesleğim bu. Eşiyim. Ayşenur İslam'ın da eşiyim tabii. Yani hem baba milletvekili hem eşiniz. Evet. İki taraftan milletvekili. Evet. Size. Evet. Efendim. Evet. Bosna Dayanışma Grubu'nda kurucularındanım. Bosna'nın işgalinden saldırıya uğramasından daha doğrusu aylar önce bu durumu fark ettik ve biz Ankara'da Bosna Danışma Grubu olarak teşkilatlandık o zaman ve insani yardım ulaştırmaya çalıştık. Elimizden gelen yardımı da yaptık. Fakat bu Bosna meselesiyle ilgili ben bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tarihçiler şunu söylüyorlar, diyorlar ki 20. yüzyılda savaşlarda ölen insan sayısının toplamı tarihin 20. yüzyıldan önceki bütün dönemlerinin toplamından daha fazladır diyorlar. Bunun tabii değişik sebepleri olabilir. Ne olabilir? Mesela işte nüfus artışı olabilir. İki tane büyük cihan harbi yaşandı. Kitle imha silahlarının artışı falan bütün bunlar söz konusu olabilir. Kitle imha silahları az silahla, az bombayla çok insan öldürdü. Mesela sadece Nagasaki ile Hiroşima'da bile 180-200 bin kişi öldü. Ve böyle bir kanlı yüzyılın en büyük sorumluluğunu taşıyan kıta da Avrupa kıtasıdır. Çünkü bu 20. yüzyıldaki ölümlerin yarıdan fazlası, 3/2'ye yakını Avrupa kıtasında olmuştur. İşte böyle bir kanlı kıtadır Avrupa. Bu kanlı kıtanın göbeğinde 20. yüzyılın son çeyreğinde bir başka soykırım daha yaşandı. Bosna'nın böyle bir özelliği daha vardır. Evet. Bosna'nın bu yönden de ele alınması gerekir. Ve bu aslında bir bakıma da devam etmektedir. Aslında bu sürecin başlangıcını bence biraz Filistin'den falan almak lazım. Çünkü Bosna bir bakıma Filistin'in hızlandırılmış şeklidir. 55 yıldır yaşanan Filistin sorununun 3,5 yılda sıkıştırılmış şekli adeta Bosna'dır. Böyle bir halde var. İnşallah hepsi düzelecek tabii ama bizim gayretlerimiz de düzelecek. Bizi motive eden faktörler nedir açısından bunu izaha çalışıyorum. Tehlike geliyor. Böyle büyük bir tehlike. Bunun tedbirlerini de hepimiz almak zorundayız. Hocam, milletvekilim, büyüğümüz ile yeniden bir reportaj yapabilmek keyfini ve mutluluğunu da yaşadığım için, ayırdığın zaman için de ayrıca çok teşekkür estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. Çok saygılar. Şimdi benim sizin belki kendi telaşınız içinde duymamış olduğunuz ama benim için çok değerli olan bir uğraşım daha oldu. Ben mesleğime mani olmadığı için, gazete sahibi olamadım olduğu için ama yazar olarak gerek Sakarya basınında gerek şeyde günlük yazılar yazmaya cesaret buldum. Evet. Sakarya kendi çevremde olduğu için hatalarımız da olsa bile hemşire arasında o hatalar olabilir. Fazla gözükmez. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.